Türkmen Spor Yolculuğu'na hoş geldiniz. Ben Muhammed Abdüselam. Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Spor Yolculuğu'nun yeni bölümüyle yarım saat karşınızda olacağım sevgili seyirciler. Bu programın içindeki bölümler haftanın tüm spor gelişmeleri bölgeden ve dünyadan sizin için hazırladık. Ayrıntılara girmeden önce kısa başlıklarla spor yolculuğumuz başlasın. Asya Futbol Federasyonu heyeti Batı Asya Şampiyonası'nın 9. nüshası Erbil ve Kerbela kenti ile birlikte ev sahibi yapacaktır. 32. turunda Şurtaş takımı Hudut takımıyla Taci Stadyumu'nda karşılaştı. Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Bahri takımı Nefit Meysan takımıyla Feyha Stadyumu'nda karşılaştı. Sevgili seyirciler tekrardan hoş geldiniz. Asya Futbol Federasyonu heyeti Batı Asya Şampiyonası'nın 9. nüshası Erbil ve Kerbela kenti ile birlikte ev sahibi yapacaktır. Futbol Federasyonu ekleyerek ayrıca ev sahibi yapacak olan Erbil ve Kerbela kenti hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklarının ilerlemesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Federasyon bu turnuvasının Ağustos ayının 14'ünde başlayacağını bildirdi. Sevgili seyirciler 32. turunda Şurtaş takımı Hudut takımıyla Taci Stadyumu'nda karşılaştı. Şurtaş takımı Hudut takımını 2-1 karşılığında yendi. Sevgili seyircilerimiz detayları yakından görmemiz için hazırladığımız röportajda detaylar. Süper Lig 32. turunda Şurtaş takımı Hudut takımı ile Taci Stadyumu'nda karşılaştı. Birinci yarı başladı, Şurtaş takımı baskı etmeye başladı. Maçın ikinci dakikasında Ala Abdüzzehra açılış golünü getirdi ama offside durumuna düşmesinden dolayı hakem golü iptal etti. Şurtaş takımı durmadı, baskı etmeye devam etti ama Hudut'un kalecisi kalesini doğru şekilde savundu. Hudut takımı sakinleşmedi, baskı etmeye devam etti. 37. dakikada Abbas Eyad tarafından skoru eşitledi. Şurtaş takımı hücum oyuncuları hiç durmadılar, baskı etmeye devam ettiler. Tekrar bir penaltı kazandılar. Ali Hasan 53. dakikada penaltı vuruşunu kullandı. Bir hata yapmadı, ekibi için ikinci golünü getirdi. Maçta 3. penaltı yaşandı. Hudut ekibi oyuncusu Fazıl Muktat penaltı vuruşunu kullandı ama hata yaptı. Ekibini sevindiremedi. Böylelikle Şurtaş takımı Hudut takımı 2-1'e yenerek sıralamanın en başında yer aldı. Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Bahri takımı Nefit Meysan takımıyla Feyha Stadyumu'nda karşılaştı. Bahri takımın Nefit Meysan takımını 2-1 karşılığında zor bir şekilde yendi. Bahri takımın oyuncusu Haydar Abdurrahim 12. dakikada ekibi için ilk golünü getirdi. Sonra Nefit Meysan takımının oyuncusu Karar Ali 65. dakikada skor eşitledi. Bahri takımı baskı etmeye devam etti. Maçın bitimine 5 dakika kala Zafer golünü getirdi. Böylelikle Bahri takımı 20 puana yükselerek en son sırada yer aldı. Nefit Meysan takımı ise 47 puanda kalarak 6. sırada yerini korudu. Al-Badil Haydar Salim nakla bitijahi Emanuel Eva yasul ve yajul fi difaat Nefit Meysan huna al-murur Emanuel Eva nakla al-kura fırsa thani 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 gol Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Zevrat takımı Sinaatil Kahraba İYİ ile Taci Stadyumu'nda karşılaştı. Zevrat takımı Sinaatil Kahraba İYİ takımını 1-0 karşılığında yendi. Zevrat takımının oyuncusu Ömer Mansuri 63. dakikada ekibi için ilk golünü getirdi. Böylelikle Zevrat takımı 56 puana yükselerek 3. sırada yerleşti.
Sevgili seyircilerimiz devam ediyor. Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Mina takımı Hüseyin takımıyla Feyha Stadyumunda karşılaştı. Mina takımı Hüseyin takımını 3-2 karşılığında yendi. Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Cevriyat takımı Kar takımıyla Kark Stadyumunda karşılaştı. Cevriyat takımı Kar takımını 3-0 sert bir şekilde yendi. Cevriyat takımının oyuncusu Saad Natık ilk golünü getirdi ve sonra İmad Mühsün ekibi için 2 gol getirdi. Böylelikle Cevriyat takımı 69 puana yükselerek sıralamanın en başında geldi. Kar takımı ise 55 puana kalarak 4. sırada yerini korudu. Evet sevgili seyircilerimiz, Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Karabağ takımı Nafit Vasat takımıyla karşılaştı. Karabağ takımı Nafit Vasat takımını 2-1 karşılığında yendi. Nafit Vasat takımının oyuncusu Zekeriya 8. dakikada ekibi için ilk golünü getirdi. Sonra Karabağ takımının oyuncusu Ala Mühesin 41. dakikada skor eşitledi. Sonra Karabağ takımı baskı etmeye devam etti. Maçın 50. dakikasında Seccad Rahat golünü getirdi. يا الله على محسن يحسن التصرف الله على الرأسية حدوث حالة وفاة لمراد محمد وكرة خطيرة الله على هذا الجمال الله على هذا الجمال سجاد رعد سجاد رعد Süper Lig 32. tur maçları kapsamında Talaba takımı Semava takımı ile karşılaştı. Talaba takımı Semava takımını 3-1 karşılığında yendi. Talaba takımının oyuncusu Mervan Hüseyin 1 gol getirdi ve Abdülkadir ekibi için 2 gol attı. Semava takımı ise oyuncusu Seraceddin Sabah tek golünü getirdi. Bu zaferin ardından Talaba takımı puanını 40. noktaya yükselterek 9. sırada yer aldı. Semava takımı ise 27 puanda kalarak 17. sırada yer aldı. Evet sevgili seyircilerimiz, Irak Süper Lig 32. turunda oynanan tüm takımları bir tablo içinde sizin için hazırladık ve topladık. Hazırladığımız tablo gelsin sevgili seyircilerimiz. Tablo üzerinden sizlere tek tek açıklayacağım. Elbil 0 Bağdat 2, Divaniye 1 Necef 1, Zebra 1, Sinatil Karabağ'a 0, Hüseyin 2, Mina 3, Cebiye 3, Kah 1, Şurta 2, Hodut 1, Nafit Cunup 1, Nafit 2, Nafit Meysan 1, Bahri 2, Talaba 3, Semava 1, Nafit 1, Karabağ 2. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de tüm takımlarının sezon istatistiklerine bir göz atalım. Yani demek istediğim takımlarının sıralamaları, puan durumları, galibiyetleri, yenilgileri detaylı şekilde sizlere açıklayacağım. Hep beraber izleyelim. Şurta 32 kez oynadı, 24 kez kazandı, 7 kez eşitlik, 1 kez kaybetti. Puan durumu 79. Cevriye takımı 31 kez oynadı, 20 kez kazandı, 9 kez eşitlik, 2 kez kaybetti. Puan durumu 69. Zebra takımı 30 kez oynadı, 15 kez kazandı, 11 kez eşitlik, 11 kez beraberlik getirdi, 4 kez kaybetti, puan durumu 56. Kar takımı ise 32 kez oynadı, 15 kez kazandı, 10 kez beraberlik, 7 kez kaybetti, 55 puan durumu. Nafit takımı ise 32 kez oynadı, 12 kez kazandı, 13 kez beraberlik, 9 kez kaybetti, puan durumu 49. Nafit Meysan 32 kez oynadı, 12 kez kaybetti, 12 kez kazandı, 14 kez beraberlik, 8 kez kaybetti, puan durumu 47. Nafit Vasat 32 kez oynadı, 10 kez kazandı, 14 kez beraberlik, 10 kez kaybetti, puan durumu 44.
Evet sevgili seyircilerimiz, Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Erbil takımı Necef takımıyla François Hareyra Stadyumunda karşılaştı. Erbil takımı Necef takımıyla 0-0 berabere kaldılar. Bu beraberliğin ardından Erbil takımı puanını 40. noktaya yükselterek 10. sırada yerini aldı. Necef takımı ise 37 puanda kalarak 13. sırada yer aldı. Sevgili seyirciler, Telafer ilçesinde Irak Türkmen Cephesi sponsorluğunda 32 takımın katılımıyla final maçı düzenlendi. Kuzey Yıldızlar takımı Genç Öğretmenler takımıyla karşılaştı. Bu turnuvanın Telafer şehitlerin uğruna yapıldı. Sevgili seyircilerimiz, muhabirimiz Galip Sto detayları bizim için aktardı. Hep beraber izleyelim. İki futbol takımının katılmasında ve Irak Türkmen Cephesi rehberliğinde Nücum-ı Şimal ve Şebab-ül Muallimin takımları arasında son futbol maçı düzenlendi. Bugün hazır oldum bugün Gümbür Hocam. Zafer'in şehitlerin adlarına oyunda hazır olduk. Irak Türkmen Cephesi spor koalisyonu yapmış, düzenlenmiş. Tabii bu içine 32 takım katılmış. Bütün Zafer'in her yerinden. بس بدخل رياضة مصر يعني محتاج تساعي ملاعب خماسية سباعية منتشرة بس ملاعب هيك ملعب مزي يخطر فبس تروح توجه الرياضة هيك ملعب للروسي ما أساس ارتخاء الرياضة هيك ملعب تاد أنا رجع رحت لعب ملاعب سباعية شخندا شفت بس هيك عمر داوين الله يخ شباب لا بس بيجون حاضر رغبة أوين دا içinde çok مهمdi milleti yığıbdı. Əhəm şey milleti yığmağıdı. İkinci dəfə şehitlərin qanının adınadı bu butula. Fəbizlik burada olmağımız, yani ki həşid, xumşədə hazır olduq inşallah. Biz necə sətirdə verdik tatxıya, qan tökdük. Fəbizlik hazır olaq yenə xidmədə. Oyuncular geniş bir saha istediklerini açıkladılar. Çünkü Telafer'de sadece küçük ve kapalı sahalar var. Çok pek oynaydı, kuvvetliydi. Ne elhamdülillah bir kimse kimseye edilemedi, ne kimse kimseyi bir kırmak oldu içinde. Çok sah oynaydı, özel bir şey. Biz Humesi sahamız çoktu, biz çok büyük mal yaptık bize yani. Büyük sahası yok. Yani hem şey özü gelen günlerde inşallah bundan iyi olur. İki farklı pek oynadı. Gördük hiç kimi bugün oyun çok farklı oyun içinde hoşuna yok idi. Bizim de gayemiz milleti yığmağıydı. Oyun da atlı oyun idi. Oyun haksı 6-0 bitti. Tabii kuvvetliydi gördük hiç kimi. Yani biz milleti yığdık. Utubu tutmak mühim değil. El mühim yani şehadeleri unutmadık. Belə oyunların önəmi Talafar xalqını toplamaq və şəhidləri yadlamaq və unutmamaqdır. Spor yolculuğu proqramına Talafar ilçəsindən Qalıb Sto. Irak Boks Federasyonu Irak şampiyonluğunun oyunun yaş qrupları üçün yarışmalarını açıqladı. Federasyon Irak Gençlik Şampiyonusu müsabakalarının başlaması için Tammuz ayının 4'ünde start tarihini belirlerken Federasyon Irak kupelerinin gençlere yönelik yarışmalarının başlaması için bir sonraki tarihinin 4. Temmuz tarihini belirledi. Federasyon ekleyerek ayrıca diğer kalan platformları geri önümüzdeki günlerde belirleyeceğini açıkladı. Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 32.si gerçekleştirilen organizasyonunun ilk maçında A grubunda mücadele eden takımlar Mısır'la Zimbabwe karşı karşıya geldi. Başkent Kahire'de oynanan Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın da 90 dakikada forma giydiği karşılaşmada Mısır 41. dakikada Torres'in attığı golle Zimbabwe'yi 1-0 yendi. 4 ekipten oluşan 6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi 4 grup 3.'sü son 16'ya kalacak.
2019 Afrika Uluslar Kupası E grubunda Tunus'la Angola 1-1 berabere kaldı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.si düzenlenen turnuvadaki E grubunda ilk maçında Tunus'la Angola, Şüveyş kentinde Ordu stadında karşılaştı. Tunus Maskin'in 34. dakikada penaltı attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki C grubunda maçında Uruguay'la Japonya 2-2 berabere kaldı. Uruguay'ın golleri 32. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 62. dakikada Jose Gimenez, Japonya'nın golleri ise 25 ile 59 dakikalarda Jose Mesho kaydetti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki C grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C grubu 2. maçında Şili ile Ekvador karşılaştı. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B grubunda 3. ve son maçlar yapıldı. Arjantin Katar'la oynadığı karşılaşmayı Martinez'in 4 ve Agüero'nun 82. dakikada golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 4'e çıkaran Arjantin grubu ikincisi olarak çeyrek final bileti aldı. Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika 2019 Şili'yi 1 mağlup ederek Uruguay C grubunu lider tamamladı. Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika 2019 Şili'yi 1 mağlup eden Uruguay C grubunu lider tamamladı. Uruguay'ın tek golü 82. dakikada Edson Cavani kaydetti. Kupa Amerika C grubu maçında Ekvador Japonya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçta 2 puan kalan Japonya ile 1 puan kalan Japonya Kupa Amerika'ya veda etti. 13. kez oynadığı hale finalde David Kofenin'i 7-6, 6-1 ile mağlup ederek çim zemininde bir turnuvada 10 kez şampiyon olan ilk raket olan Roger Federer 102. tekerler zaferini elde etti. 13. kez oynadığı hala finalde David Goffin'i 7-6, 6-1 ile mağlup ederek çim zeminde bir turnuvada 10 kez şampiyon olan ilk raket ve Roger Federer 102. tekrar zaferini elde etti. Açılış setinde iki tarafta serviste hata yapmadı. Sadece Federer skor 2-2 iken 0-40 sonrası 3 kez servisini kırdırma tehlikesinde kalsa da Goffin bundan değerlendirilmedi. Set tie-break'a giderken bu bölümde adeta tek taraflı bir oyun izledik. Baştan sona üstün oynayan Federer tie-break'i 7-2 ile oldukça rahat kazanıp setlerde 1-0 öne geçti. İkinci setin ilk oyununa servis atarak başlayan Belçikalı Goffin, maçta ilk kez servis kırma puanı verdiği rakibi karşısında yaptığı iki çift hata ile oyunu kaybetti. Takip eden oyunu kazanan eksanları bir set bir break avantajlarına yoluna devam etti. Mükemmel oynadığı ilk seti kazanmaktan sonra kafasına dağılan ve rallilerde oynayan iyice kopan 28 yaşındaki Goffin 3-1 gerideyken bir kez daha servisini kırdırdı. Wimbledon öncesi son hazırlıklar turnuvası olan Halle'de daha önce 9 kez kupa kazanmış olan Federer, setin kalanında seviyesini korudu ve seti 6-1 maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. David Goffin, 9. buluşmalarda 8. kez mağlup eden Roger Federer, Halle'de 10. kez mutlu sona ulaşırken, aynı zamanda çim zeminde bir turnuvada 10 kez kupa kaldıran da ilk kez raket oldu. Ayrıca İsveçreli efsane bu yıl 3 kez şampiyon olan ilk oyuncu oldu. 1 saat 23 dakika süren mücadelede ilk servislerinden %83 ile puanla çıkarılıp 23 winner ve 14 basit hata ile maçı tamamlayan Federer 102. tekler zaferini elde ederken böylelikle Wimbledon'a 2 numaralı seri başı olarak katılmayı da garantiledi. Halle'de ilk kez 2003 şampiyon olan Federer turnuva boyunca John Millman, Joe Wilfried, Roberto Bautista, August ve Pierre Herbert'i mağlup ederek şampiyon oldu. Bu yıl 32 dörtlük galibiyet karnesiyle yıllara meydan okuyan Federer Wimbledon'a en büyük iki favori isimlerden biri olacağı aşikar.
çim zeminde 19. şampiyonluğa ulaşan 37 yaşındaki Federer, Halle'de 68. çim zeminde ise toplamda 181. kez galibiyet elde etmiş oldu. Sevgili seyircilerimiz, Copa Amerika şampiyonası hakkında bir röportaj hazırladık. Hep beraber izleyelim. Güney Amerika Futbol Konferasyonu CONMEBOL tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın Kupa Amerika 46.'sı 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasındaki maçla başladı. Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika 15 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlendi. Brezilya bu sene turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989'un ardından 5. kez ev sahipliği yapacak. Geride kalan iki turnuvaya zafere ulaşan Şili'nin son şampiyon unvanını elinde bulunduğu Kupa Amerika'da boy gösterecek. 12 takım çeyrek finale yükselebilmek için 4'er ekipten oluşan 3 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlarla en iyi grup 3.'sü son 8 arasına kalacak. A grubunda Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru, B grubunda Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar, C grubunda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yer alıyor. Karşılaşmaların 5 şehirde oynayacağı turnuvada ev sahibi Brezilya sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı. Kupa Amerika'da 15 kez de en fazla şampiyonluk yaşayan takım Uruguay. Son şampiyonluğuna 2011'de ulaştı. Kupayı müzesine 14 kez götüren Arjantin ise son olarak 1993'te şampiyon oldu. Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizden çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizle olsun. Hoşçakalın.